Sevgili seyirciler, Denizli Metropol'de canlı yayınlarımız sürüyor. Denizli Metropol olarak şehrin dört bir yanından canlı yayın yapma yetisine sahibiz. Ve şimdi de kameralarımızı Çal'a çeviriyoruz. Az önce Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, evet kentin bir ucunda ve diğer ucunda da Çardak Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan vardı. Şimdi de Çal'a geçiyoruz. Çal Belediye Başkanı Fethi Akşam bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz canlı yayınımıza. Çal'da da çok yoğun kar var biliyoruz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Valla şu anda çok yoğun bir kar yağışı var. Biraz durdu. Yaklaşık şehir merkezinde 25 santim ama şehir merkezine çıktıktan sonra bazı bölgelerde 55-60 santime kadar kar var. Yoğun bir çalışma. Şu anda arkadaşlarımız yolları açıyorlar. İşte karayolları geliyor tek tük. Büyükşehir bir tane aracına geldi. Bizim arkadaşlarımızla beraber çalışıyorlar. Tuzlama işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir kaza, herhangi bir durum söz konusu olmadı. Can kaybı ya da yaralanma ile ilgili, araç hasarları ile ilgili. İyi, yoğun bir çalışma devam ediyor arkadaşlarımız. Peki efendim, yüksek rakımlı bir ilçemiz tabii Çal. Şu an kapanan herhangi bir mahalle yolu, köy yolu var mı? Tabii ki var. Şu anda Büyükşehir ulaşmaya çalışıyor. Özellikle Ortaköy, Bağdınlar, Develler, Kabalar, Sazak, Karagaya, Kaplanlar, Sakızçı, Dağ Marmara, Bayırlan, Çakırlar bu gruplarda tamamıyla kapalı. İkincisi Aşağı Seyit grubu var bizim 6-7 köyümüz. O gruplar kapalı. Ama açmaya çalışıyor şu anda arkadaşlarımız. Ana yol açık şu anda. Arkadaşlarım da tuzlamaya girdiler. Çivri Çatı'ndan Çal'a kadar olan bölümünü ve Çal'dan Süller grubunu. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Ama kapalı efendim, olan yerlerimiz var şu anda. İlçe olarak tabii verimli topraklara sahipsiniz. Bu sene bu kar iyi geldi mi? Valla şunu söyleyeyim. Üzülüyorum bazen. Zaman zaman televizyonlarda şunu görüyorum. Yok beyaz esaret, yok bilmem bir falan filan gibi. Zorlukları var ama biz çok memnunuz. Herkesin yüzü gülüyor. Çiftçilerin yüzü gülüyor, bizlerin yüzü gülüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani koca Menderes kurumuştu. Bir damla su yoktu Menderes'te. Kar ve yağmursuzdan dolayı son 5 yılda. İnşallah bu dönem içerisinde baktığımızda hem bu 3. kar yağışı ve çok güzel bir kış geçiyor. Bundan da çok memnunuz. Elbette ki zorluklar olacak. Elbette ki biz bunun cezasını çekeceğiz ama düşeceğiz. Efendime söyleyeyim, yollar kapalı olacak, hastamız olacak. Efendime söyleyeyim, ziyaretlere gidemeyeceğiz. İşlerimiz belki tam yapamayacağız ama biz bunu hasrettik. Biz bunu bekliyorduk. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Durumdan çok memnunuz. Rabbime şükürler olsun ki en güzel kışlarımızdan birini geçiriyoruz. Büyük Menderes gürül gürül akmaya devam edecek diyorsunuz. Peki buradan Çallı vatandaşlara var mı bir mesajınız? Tabii ki benim hem belediyenin hem bizlerin telefonları 24 saat açık. Herhangi bir ihtiyaç hasıl olduğunda bizleri aramaları yeter. Bizim arkadaşlarımız sadece insanlarla ilgili değil. Zabıt arkadaşlarımız da kaç gündür haberlerde çıktı biliyorsunuz söz konusu oldu. Hem sokak hayvanlarını hem de dağdaki kuşta kurdu yem ve mama takviyeleri yapıyor. Dağıtıyorlar belirli noktalara. İnşallah topyekun bir herkes hizmet noktasında arkadaşlarımız elinden gelen gayreti göstermekteler. Ben bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Hatta şunu söyleyebilirim. Beni gururlandıran ve onurlandıran bir durum söz konusu oldu. İki tane arkadaşımız Sazak mahallesinde çalışıyor bizim. Oradan Çal'a gelip gidiyorlar. Yaklaşık 13 kilometre yer. Araçları çıkmadığından dolayı sabah erken saatlerinde ikisi yayın çıkıyorlar. 13 kilometreyi o karda, yaklaşık 50 santim karda yürüyerekten göreve geliyorlar. Benim bilgim yoktu. Sonradan öğrendim. Ve tabii ki üzüldüm yayın gelmelerine ama aynı zamanda onlara da gurur duydum. Bunu da belirtmek isterim. Nasıl, hangi aşkla, hangi şevkle, hangi hallerde, nasıl bir ruh haliyle çalıştığımızı en güzel şekilde bu arkadaşlarım ispat etti. Ben bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Efendim teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Denizli Metropol üstün teknolojisiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun bu canlı yayınlar sürüyor. Az önce gördüğünüz gibi Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan arazideydi. Ve kendisiyle Denizli Metropol özel bir yazılım sayesinde net bir şekilde görüşme fırsatı bulduk ve bu canlı yayını sizlere ulaştırdık. Hemen öncesinde Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz yine arazideydi, mahallelerdeydi, yol açma çalışmalarına katılıyordu. Onunla bir bağlantı yaptık yine uzaktan erişimle ve hemen öncesinde de Çameli Belediye Başkanı Cengiz Aslan bizlerle birlikteydi. Denizli Metropol'den ayrılmayın diyoruz ve Denizli'nin ilçelerine dört bir yanına bağlanmaya ve ilçelerdeki son durumu sizlere aktarmaya devam edeceğiz.